İnfertilite, korunmasız ilişkiye rağmen bir çiftin bir yıl süreyle gebe kalmamasıdır. Kısırlık tanısı günümüzde maalesef daha sık görülmektedir. Bunun en majör sebebi de bayan doğurganlık yaşının bayanların sosyal yaşamları, akademik yaşamları nedeniyle ileri yaşlara taşınmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde her 8 çiftten bir tanesi infertilite tanısı almaktadır ve çocuk sahibi olmak adına yardımlı üreme tekniklerine başvurmaktadır. Dünya geneline baktığımızda infertilite tanısı her 20-30 yılda bir yüzdesel olarak artmakta, aynı şekilde kadın doğurganlığı azalmakta ve erkek sperm kalitesi ve sayısı da düşmektedir. Bunun tabii ki altında yaşadığımız endüstriyel yaşam ve bunun getirdiği faktörler mevcuttur. Biraz önce bahsettiğim gibi bayan yaşının doğurganlığın ileri yaşlara taşınması mevcuttur. Ve doğum kararlarının da ilerleyen yaşlarda da halen istekle devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde infertiliteye yol açan sebepler konusunda bayan infertilitesi için açıklanamayan faktörler, yumurtalık rezervinin azalması, erken menopoz olguları, endometriozisli olgular, polikistik over sendromu gibi yumurtlama problemli hastalar ve tüplerin tıkalı olduğu hasta grubudur. Erkek eş açısından baktığımızda da sperm sayı hareketlilik ya da yapısal bozukluklarının fazla olması, sayının az olması ya da sperm hücresinin maalesef bulunmaması, azospermi durumları infertilite tanımının içine girmektedir. Çiftlerin yaklaşık olarak %10 kadarında da hiçbir faktör olmamasına rağmen gebelik oluşmaktadır.